Ses teli felci, ses teli hareket eden bir dokudur. İki temel hareketi var, açılma ve kapanma. Açılırken nefes almamızı sağlar, kapanırken ses çıkartma ve yutkumamızı sağlar. Bir de çok daha farklı bir fonksiyon olan sesi incelten gerilme fonksiyonudur. Bu üç fonksiyon da açılma, kapanma ve gerilme hareketleri de kaslarla sağlanır. Bu kasların hareketsiz kalması durumu, özellikle sinirsel aktivitenin kesilme sonucunda olduğu zaman biz buna ses teli felci adını veririz. Genellikle ses teli felcinde ya sağ ya sol ya da iki taraflı olarak etkilenme mümkündür. Problemin özeline bağlı olarak. İki tane sinir düşünün, hem sağda hem solda. Ses telini hareket ettiren sinirler vagus denilen bir sinir tarafından taşınır. Bu vagus siniri beyin sapından çıkar, kafa tabanına gelir, boyuna geçer, boyundan aşağıya göğüs kafesine iner. Burada büyük, en büyük damarımız olan aortadan çevresinden dolanıp tekrar geri çıkar ve sol ses telini harekete geçirir. Benzer şekilde sağ taraftaki sistem vagus siniri de beyin sapından çıkar, kafa tabanı boyuna gelir. Fakat burada göğüs kafesine girmez ve direkt olarak bu sefer de sağ ses teline doğru yönlenir. Ve bu sinir boyunca olan herhangi bir problem ya da beyin sapı ile ilgili problemler ses telinde hareketsizliğe sebep olur. Bir istisna daha var. O da göğüs kafesinde özellikle sol tarafta aort çevresinde olan problemlerde de ses teli siniri etkilenip ses teli felci yaparlar. Ses teli felci nadir görünmeyen bir durum. Özellikle göğüs kafesi ameliyatlarında, tiroidektomi ameliyatlarında, bazen beyin tümörlerinde, bazen kafa tabanı tümörlerinde, şeker hastalığında, diyabet hastalığı, bunun dışında bazı enfeksiyon hastalıklarında ses telleri etkilenip ses tellerin hareketsizliğine sebep olabilir. Ses teli hareket edemezse kapanma kalitesi ya da açılma kalitesi aynı halde etkilenir. Ses teli hem açılma hareketini hem de kapanma hareketini yapılmaz. Örneğin sol ses teli etkilendiyse ses teli ne açılacaktır ne kapanacaktır. Arada bir yerde kalacaktır. Bu da ses telinin kapanmasını etkiler ve havalı bir ses çıkmasına sebep olur ya da güçsüz bir ses çıkmasına sebep olur. Ses teli başvuran kişilerin en büyük sıkıntısı sesin çok güçsüz çıkmasıdır. Ya tamamen nefesli, tamamen güçsüz, örneğin böyle 1, 2, 3, 4, 5 ya da kısmi güçte 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. İki taraflı ses teli felci olduğu zaman iki ses teli de hareketsiz kalır. Bu da solunum sıkıntısına sebep olur. Burada ses kısıklığı ve solunum sıkıntısı bir denge yaratır. Ya nefes darlığı vardır ya da ses problemi vardır. Bu en ağır durumlardan birisidir. İki taraflı ses teli felçlerin en çok beyin sapı problemlerinde ya da tiroid problemlerinde ya da tiroid cerrahisi sonrasında görüyoruz. Ses teli felçleri bir tipi de gerilme fonksiyonunun bozulması sonucunda oluşur. Ses telinin gerilmesini sağlayan kasları inerveden, o kasların komutunu ileten superior laringeal sinir dediğimiz bir sinir var. Bunlar da vagus sinirinin parçasıdır. Ve bunlar etkilendiği zaman ses teli gerilme fonksiyonunu kaybeder. Gerilme fonksiyonu ne demek? Sesin incelmesi demek. Sesin incelememesi durumu sesine monoton, tek düze, güçsüz, zayıf bir ses oluşmasına sağlar. Bu da kişinin şarkı söyleyememesi, yüksek tonlara çıkamaması ve sesinin şiddetini arttıramaması demektir. Ses teli felçleri probleme göre tedavi edilir. Örneğin kısmi felçlerde İlaç tedavileri, ses terapileri çok etkilidir. Tamamen olmuş, yani sinirin tamamen kopmuş olduğu durumlarda gene ses terapisi gibi teknikler, fakat bunun yanında tiroplasti dediğimiz ameliyatlar, eğer iki taraflı ses teli felci varsa o zaman da lazer ameliyatlarıyla ses telinin nefes alma fonksiyonu ve ses fonksiyonları yerine getirilir.